değersiz ve berbat hissettiriyor. Yani hiçbir zaman bu ülkede bir yerimizin olmadığını hissettiriyor. Nasıl hissettirebilir ki? Ya öfkeli, kırgın ve biraz da umutsuz hissediyorum. Çünkü aslında son derece basit, anlaması kolay, açıklaması kolay. Kadını, kadın ve çocukları ve özellikle aileyi koruyan önemli bir yasa hakkında bunca tartışma olması, bunca karşıt bir kamuoyu oluşturulması hepimizi derinden üzüyor. Burada varoluş sebebimiz ya da burada bu eylemlere katılma sebebimiz tam olarak bunu dile getirmek. Bir Boğaziçi olaylarının da içindeyim. Hani üzerine kadınlara yapılan haksızlıkları gördükçe bu ülkede gelecek görebiliyor muyum bilmiyorum. Umutsuz değilim. Hep birlikte kadınlarla beraber, kadın erkek eşitliğine inanan insanlarla beraber, bilime inanan insanlarla beraber güzel bir gelecek hala inşa edebileceğimize inanmak istiyorum. Ama gerçekten yapılanları gördükçe, bir gecede alınan kararlar, bir gecede dikte edilen uygulamalar bir yandan umudumu da kırıyor. Zaten her gün üçer, dörder, beşer tane kadın cinayeti işleniyor. Yani bunu siyasi olarak hiçbir çare bulunamadı. Kadın hakları, kadınlarımız haklarını bir nevi seslerini yükseltip de bir şeyler söylemek istiyorlar. Yani görüyorsunuz, onu bile engel oldular, dağıttılar. Yani ne olacak bu ülkenin sorunu? Bu kadınlar her gün ölmeye devam mı edecek, yoksa bir kadın ayaklanması mı bekleniyor? Ne zaman kadınlar ayaklanacak artık? Bunun yürürlükte kalmasını isteyen kadınların en büyük amacı, kadın cinayetlerini önleyen ya da kadına karşı şiddeti, ısrarlı takibi, tacizi, her türlü fiziksel ve psikolojik şiddeti, cinsel şiddeti engelleyen bir yasanın varlığına olan inancımız. Ama yürürlükte olmasına rağmen etkin bir şekilde uygulatılmaması ya da güvenlik kuvvetlerinden tutun da, güvenlik güçlerinden tutun da yargı mensuplarınca hafife alınması bugünlere gelmemizde en büyük etken. Yani bu kadın dayanışmasını gördüğümde kendimi güçlü hissediyorum. Bu kadar kadını gördüğümde yalnız hissetmiyorum. Ama yapılan haksızlık, yapılan her şeyi görmezden gelmek, yani göz göre göre bu politik cinayetlerin işleniyor olması bir yandan çok kötü hissettiriyor. Yani ya çok üzülüyorum, hani bir şeyler oluyor. Sürekli kadınlar öldürülüyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Üstüne hani onları koruyabileceğimiz tek sözleşme feshediliyor. Kadınlarımız neden bu kadar suskun? Ben ona da hayret ediyorum ya. Ne kadar çok meraklılar böyle ezilmeye, büzülmeye. Yani hiç kendi öz haklarını, öz değerlerini yitirdiklerinin farkında değiller ya. İkinci sınıf muamelesi görüyorlar. Ellerinde olan hakları da alınmış ve buna ses çıkarmıyorlar. Bugün burada olmak, bugün burada olduğum için ayak parmak uçlarımdan saç tellerime kadar sıcacığım ve çok mutlu hissediyorum. Burada ses çıkardığım için, arkadaşlarımla burada herkesle birlikte ses çıkardığımız için çok değerli hissediyorum. Bir gün bir yere varacağız artık herhalde. Bir gün bir şeylere başaracağımıza inanıyorum. Zaten bu inancı kaybetmediğimiz sürece de bir gün bir şeyler değişecek ve o aydınlığı da göreceğiz umarım. Böyle.